Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, milyonların dört gözle beklediği askeri ücret tespiti için ilk toplantı pazartesi günü gerçekleşecek. Aslında öncelikle konuşulması gereken neden tüm Türkiye'nin gözünün bu süreçte olduğudur. Keza asgari ücretin belirlenmesi sadece bu alanların değil, tüm ücretlileri de etkilediği için herkesin kaderini belirler nitelikte. Nedeni şu, Türkiye'de asgari ücret ve asgari ücrete çok yakın ücret alanların oranı 2022'de en az yüzde 40'tı. Avrupa'da bu oran bize göre kat be kat az olduğu için üzerine çok konuşmaya değer bulmuyorlar. Ama Türkiye'de asgari ücret adeta artık bir norm ücret haline gelmiş durumda özellikle de gençler arasında ne mezunu olursa olsun ister kasiyer ister mühendis ister öğretmen hemen hemen her biri asgari ücret alıyor. Gençler neden geleceğe ümitle bakamıyor nedeni belli. Son 8 yılda gerçekleşen 20 ile 24 yaş arası istihdam artışında yüzde 86'sı asgari ücret veya asgari ücrete çok yakın ücret alıyor. Keza 25-39 yaş arasında asgari ücret ödenenlerin sayısı da hızla artıyor. Bir diğer sorun da asgari ücretteki kalıcılık. Bilimsel çalışmalar bize şunu gösteriyor. Asgari ücrette çalışan bir vatandaşın asgari ücretten daha fazla bir ücrete geçme ihtimali çok ama çok düşük. Yani en alt ücret çizgisinden bir üste geçebilme durumu çok zor. Dolayısıyla da bir en alt ücret çizgisinde kalıcılaşma söz konusu. Bunun adı nesilden nesile aktarılan yoksulluktur. Ve Türkiye bu batağa AKP nedeniyle saplanmıştır. İşte bu nedenle Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücretin belirlenmesinde. Ama milletimizin görmesini istediğimiz daha büyük bir gerçek var değerli basın mensupları 2003 yılında 10.7 milyon çalışan gayri safi yurt içi hasılanın yüzde %25 25,24'ünü ücret ödemesi olarak alıyordu. Bu oran bugün 2022 verileriyle çalışan sayısı 14.4 milyon yani 3.7 milyon çalışan sayısı artmasına rağmen Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının sadece %23.96'sını ücret ödemesi olarak alıyor. Bu şu demek? Çalışan sayısı artmasına rağmen gayri safi yurt içi hasıla içerisinde emekçinin ücreti olan pay daralmış durumda. Daha da özetle emeğini verip karşılığında ücret alan vatandaşlarımız bu ülkenin gelirinden yani bu ülkenin zenginliğinden daha az pay alıyor ve yoksullaşıyor. Yıllardır asgari ücretin sürekli açlık sınırı altına düşüp yeniden açlık sınırının üzerine çekildiği bir kısır döngüyle karşı karşıyayız. AKP iktidarı asgari ücreti açlık sınırına adeta kedi fare oyunu oynatıyor. Çalışanlar bu ülkenin zenginliğinden bir pay alamadığı gibi modern köleler olarak hayatta kalabilmesi için o seviyenin üzerine hiç çıkarılmıyor. Bu çok açık bir şekilde yoksullukta ve açlıkta hapsetme rejimidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücret tespit dönemine girilirken meseleye daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu dönem Türkiye'nin emekçilerine bir gerçeği göstermek, daha doğrusu kendi yaşadıklarını fark ettirtmek istiyoruz. Çünkü bu iktidar altında asgari ücret tespiti 10 milyonlarca insanın bir açlık seviyesinden başka bir açlık seviyesine geçtiği, yani bordroda yazan sayıların arttığı ama emekçilerin açlık ve yoksulluğunun aynen devam ettiği bir göz boyamadan ibaret olduğunu düşünüyoruz. Bugün asgari ücretin en fazla 17.500 lira olacağı konuşuluyor. Değerli vatandaşlarımız, değil 17.500 lira, 21.500 lira olsa dahi Temmuz ayında ek bir artış sağlamadığını sürece TÜİK'in en pembe tablolarına rağmen, en polyanlacı bakışına rağmen yaptığı öngörülerle bile hesapladığınızda Yılın sonunda yine açlık sınırının altında kalacak bir ücret olacak. Dolayısıyla bizim bir rakam söylememizin bu iktidar devam ettiği sürece Recep Tayyip Erdoğan kaynaklı enflasyon düzeninde hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü önemli olan ücretin kaç lira olduğundan ziyade o ücretin alım gücünün ne olduğudur. Sokakta mikrofon uzatıldığında vatandaşlara her birimizin duyduğu bir cümle var. Ya maaş artmasın ama markette de fiyatlar artmasın. İşte anlatmak istediğimizin vatandaşçası tam da bu. 2021 yılının Ocak ayında asgari ücret 2825 liraydı. O gün markette süt 6 liraydı. Asgari ücretli o sütten 470 litre alabiliyordu. Ama bugün aynı markette aynı ürün 36 lira. Asgari ücretli o sütten sadece 316 tane alabiliyor. Aradaki 154 litre sütü askeri ücretlinin kursağından çaldılar. Yine 2021 yılında kıymanın kilosu 40 liraydı. O gün de çok azdı ama asgari ücretli 70 kilo kıyma alabiliyordu. Bugün Asgari ücretli o kıymadan sadece 33 kilo alabiliyor. Bunlar sadece iki yılda geldiğimiz nokta. Yani sadece asgari ücretin tek başına rakamsal olarak artışını konuşmak çalışanlara hiçbir şey kazandırmıyor. Keza sadece doğalgazın ağırlığı üzerinden bile kalem oyunlarıyla enflasyonu düşük gösteren bir TÜİK var. On milyonlarca insanın geleceğiyle, umarsızca oynayan, ücret artışlarını baskılamak için suç işleyen TÜİK'in enflasyon hesabıyla bile Temmuz'da 11.402 lira olan askeri ücretin alım gücü bugün yani sadece 5 ayda 3.837 lira eriyerek 7.565 liraya düştü. Bizim emekçi açlığa mahkum eden bu düzeni değiştirmeye ihtiyacımız var. Bizim emeği sömürülen bu neoliberal zihniyeti değiştirmeye ihtiyacımız var. Bizim bu iktidarı değiştirmeye ihtiyacımız var. Yapılması gereken Türkiye'de süre giden bu sistematik yoksullaştırma rejimini değiştirmektir. Askeri ücretin kaç lira olup olmayacağı. Acaba bir ayda mı yoksa üç ayda mı açlık seviyesinin altına düşeceğini tahmin etmeye çalışmaktansa Türkiye'de asgari ücretli sayısını nasıl azaltırız bunların konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücret ve iki kat arasında sıkışan ücretlileri bu cendereden nasıl çıkarırız diye yollar aramak gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücretli sürekli Açlık sınırının altına sürükleyen bu enflasyon belasından nasıl kurtulacağız? Asıl bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Taban ücretindeki kalıcılaşmayı ve nesilden nesile aktarılan yoksulluğu nasıl kırarız? Türkiye bunu konuşmalı. Türkiye'de işçilerin neden sadece yüzde on dört sendikalı, neden toplu iş sözleşmesinden faydalanabilenlerin oranı bundan kat be kat daha az bunu tartışmalıyız. Biz bu ay bunları konuşacağız, çözüm yollarımızı anlatacağız. İktidardan derhal Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun 131. sayılı sözleşmesini imzalamasını isteyeceğiz. Bu sözleşme asgari ücret tespitinde bir kişinin değil, bir ailenin geçim şartlarını göz önünde alınması gerektiğini söylüyor. AKP bu sözleşmeyi görmezden geliyor. Biz imzalayın diyeceğiz. Avrupa Birliği'nde ortalama toplu pazarlık kapsamı içerisindeki oranı yüzde altmışlardayken Türkiye'de yüzde beşler seviyesinde asgari ücretleşmeyi de beraberinde getiren budur. İşte bu yüzden biz sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 63. maddesinin yürürlükten kaldırılmasını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanına keyfi olarak grev ve lokavt erteleme hakkı veren bu madde nedeniyle 21 yılda 20 ayrı grev engellendi. 200 bine yakın işçinin en temel hakkı olan grev hakkı gasp edildi. En temel işçi hakkı önündeki bu yasakçı maddeyi tarihin çöp sepetine atın diyeceğiz. Diskin vergide adalet diyerek açıkladığı talepleri biz de sahipleniyoruz. Bunları meclise teklif olarak sunduk, dile getirmeye de devam edeceğiz. Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde ona düşürülsün diyeceğiz. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerlendirme oranı veya asgari ücret artışı oranı kadar artsın diyeceğiz. Asgari ücret vergi istisnası Vergiden indirim yoluyla değil, matrahtan indirim yöntemiyle uygulansın diyeceğiz. İşverene sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlansın diyeceğiz. Çağ dışı damga vergisini tümüyle kaldırın diyeceğiz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekçilerin bu makus talihini değiştirmeye kararlıyız. Günübirlik birlik rakamlarla değil topyekün bir kurtuluşa ihtiyacımız var. Biz yaşamaya evet, hayatta kalmaya hayır diyoruz. Vatandaşlarımızın hayatta kalma, verme, hayatta kalma mücadelesi vermesini değil, insan onuruna yarışır ücretlerle yaşamasını, yaşamdan zevk alır hale gelmesini istiyoruz. Bu memlekette emeğiyle, alın teriyle geçinen insanların bu ülkenin zenginliğinden Hak ettiği payı alsın istiyoruz. Sadece yüzde birin kazandığı, yüzde 99'un o yüzde bire çalıştığı bir sistemi değiştirmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen demişti. Bugün de aynı noktadayız. Birlikte üretiyoruz, birlikte kazanacağız. Hak yemeden adil bölüşeceğiz. Teşekkür ederim soruları olan varsa cevaplayabilirim. Bir rakam geldi, geldi. Sizin, e, beklentiniz nedir? Pazarlık masasına henüz oturulmadan CHP'nin asgari ücret talebi nedir? E, konuşmamda da ifade ettim. Bugün gerçekçi rakamların yansıtılmadığı, Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda Asgari ücreti açıklamak, bir rakam vermek sadece sayılardan ibaret olacak. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak insan onuruna yaraşır bir ücret olması noktasında tüm engellerin kaldırılması, az önce de konuşmamda da ifade ettim. Asgari ücreti sayısını nasıl azaltırız? Grev hakkının önünü nasıl açabiliriz? Sendikalılaşmayı nasıl artırırız? Bunların her birini bu dönem tartışacağız tek başına rakam üzerinden asgari ücret tartışmanın yine ifade ediyorum sadece bir sayıdan ibaret olduğunu düşünüyoruz. Başka sorusu olan yoksa teşekkür ediyorum kolay gelsin.